Herkese selamünaleyküm. Yozgat ya. İki tane Yozgat asıllı Kayserili adında kanalım olunca böyle oldu. Neyse. Knasakal TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün F14'te Beşiktaş kariyerimize 54. bölümle kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. Takımımız en son böyleydi. Birkaç oyuncu sattık, aldık, verdik. Batsunay'ı aldık. Şimdi şunu şöyle yapsam. Williams, Gökhan Töre ve Fabinho. Bunları oynatmam lazım. Ama nasıl oynatacağız? İşte burada bir sıkıntı var. Talisca 75 olmuş. Muhammed Demir zaten 75'te en son da. Quaresma kaç yaşında? 32 yaşında. Oynatmamız lazım. Gökhan Töre'yi de oynatmamız lazım. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Fabinho, Gökhan Töre. Dur, şuraya değil. Şuraya. Fabinho. Gökhan Töre. Nerede Gökhan? Burada. Şuraya koyacağım. Böyle olsun bakalım. Takım. Gökhan'ı belki satabilirim. Takımın diğer oyuncularına göre hızı düşük çünkü gençler. O yüzden satabilirim kendisini. İlerleyen transfer sezonunda tabii. Şimdi satamayız. Konyaspor Şampiyonlar Ligi maçımız var. Bir tane Şatkar. Ondan sonra Gaziantepspor maçımız var. Bir sonraki bölümde de Kasımpaşa, Masımpaşa diyor. Basel ve Bursa maçlarımız var gençler. Ondan sonra da Fenerbahçe maçı var şurada Kasım ayında. Böyle yani. Takım güzel. Takımı beğeniyorum ama. Bakalım yenebilecek miyiz Konya'yı? Konya'yı göreceğiz şimdi. Evet. Deplasman olsun abi. Alternatif formaya gerek yok. Deplasman bizim işimize gelir. Daha iyi koruruz kendimizi. Gol haberleri yok. Başlat. Daha organize bir takımla daha organize olmaya çalışacağız. Bakalım olabilecek miyiz? Güzel attı. Çin'e girer mi? Girdi. Güzel. Güzel attı o da. O da girsin. Lan nasıl direğe şey kenarına çarpıyor ya? İnanılmaz neyse. Chasing Norwegian Tipper League. Norwegian Tipper League diyor ya. Takımı görüyorsunuz gençler. Takım tuttu. Jana plakımız var. Fabinho'muz var. Var da var.
Offside miymiş? Bakalım. Bayağı farklı offside ya. Ama güzel bıraktı ya. Aferin çocuklar, aferin. Şu adamı tut bakayım. Çok güzel. İndir topu. Çok güzel Fabinho. Oha ya. Hiçbir şey yok mu şimdi orada? Ayağından çok açıyor ya. Açtığından mütevellit kaptırıyor orada. Aferin lan Fabinho. Sen orada yürüyorsun lan. Bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oha hakem. Mükemmel pas. Atmadan gelme. Atmadan gelme. Kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Çok iyi geliyoruz. Kontratak futboluyla ve pas futboluyla tabii ki. Güzel orta. Gol getirir. Koş kariye, koş rekik. Çok güzel at pası. Çok güzel. Dripling görmüş takımda. Şeyler moralsizler yüzünden driplingi öldürmüşler. Çok geç kaldın. Wellington ne mi ya? Çok geç kaldım. Ben basmıştım çoktan orada. Ama algılamaz tabii ki de. Aha. Bu kadar basit. Wellington ne diyor? Golünü atıyor. Seviniyor. Bu taraftarı için saldırın. Saldırın, saldırın, saldırın. Koş, 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 koş. Göken, Göken çok uyuyorsun Göken. Moralsiz olduğuna veriyorum Göken. Yoksa uyumaman lazım tabii ki de. Hop. Alırım lan. Alamadım. Ya istediğin kadar koş aslanım benim. Bu taraftarın için saldırı. İndir aslanım ben. Çok, nereye indirdim? Çok güzel. Koş Oğuzhan. Oğuzhan alırsın o topu Oğuzhan. Güzel güzel. Fred adamsın be. Al o topu. İyi harife. Lan nasıl kaptırıyorsunuz, geçiriyorsunuz ya? İşte bu. Lan alamadı. Ondan çarptı ya. Saçma sapan bir şeyler oldu orada. Attım pasa tükürmeyeyim tamam. O nasıl şut? O nasıl şut ya? O nasıl şut? AD yaptım ben ya. Sırt gitsin diye AD yaptım ben orada ya. Hayvan itiymiş ya. Ben AD yapıyorum orada. Hayvan gibi şey orta açmaya çalışıyor bir de ya. Adam önümde duruyor. Topu almamam için ya. Offside. Güzel. Offside ne yapalım? Güzel geçtin Gökhan. Bir daha geçersin. Oha. Kalk Gökhan kalk. Vesile Camış gibi yattın aynı.
Vukovic'e Mukovic. Hata yapmıyorlar ki la. Pas çeviriyor. İnanılmaz ya. Moralsizleri buldular ya. Helal lan Oğuzhan. Ayağından açma ya. Ayağından açma şu topu ya. İşte bu ya. Mükemmel pastıyla. Mükemmel gördü ya. Tamam ayağından kaçırdı. Pasa bastım algılamadı. Yine algılamadı. Aldı. Güzel pas. At şuraya. Mükemmel pas be. Tamam bitir hakem bitir. Bitirsen. El yok mu lan orada? El vardı orada. Bir şeyde sıkıntı var ama algılayamadım. Pasa basmama rağmen algılamıyor atla pası. Şuraya at. Sen de şuraya at. Sen de şuraya at. Çok güzel. Sen geçersin onları yersin. Onları yemene de gerek kalmadı. Kaleci çıkardı lan. Pasa bastım ya orada. Ulan Gökhan, şu Wellington ne kadar olamıyorsun ya? Kısa gücücük boylu Wellington ne kadar? 1.70 boyundaki Wellington 1.60 boyun 1.68 mi kaç boy lan adam? Güzel pas, Fred'sin sen. Atarsın araya. Geçersin onu sen ya. Lan geç işte ya. Nasıl ayak koyuyor? Geçmesi lazımdı o herifi ya. Önüne geçmesi lazım doğru. O herifin hızı o herifin hızına yetişemez. Böyle terbiyesizlik yok ya. Çok ileridesin. Çok. Ağzına tüpürdüğüm ünlünün. Orta sahası. Bak şuna ya. Diğerleri bakıyor ya. Lan bir kişi mücadele ederken diğerleri niye bakıyor ya? Attığı pasa bakın gençler. Attığı pası görüyor musunuz? Bak at işte uzağa. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Allah Allah. Gökhan senin çarpına tükürürüm Gökhan. Senin yüzünden atak yapamıyoruz. Ağzına tüpürdüğüm benim Gökhan. Lan gelsene şuraya. Geri zekalı. Adamlar hücuma çıkıyor. Sen daha ileride duruyorsun. Beyinsiz herif. Geri zekalı ya. Çık lan sende. Oynamayı bilene bilmiyorsun. Bir de moralsiz moralsiz dolaşıyorsun takımda. Taliskayı istiyor. Centurion.
Hadi Talisca alırsın topu. Koy artık ayağa ya. Saçma sapan dolaşıyorsunuz ya. Tamam çıktı oldu. Allah'ım ya Rabbim attığı yere bakın gençler ya. Uf. Bu kadar basit. Çok güzel pas attı yalnız ha. Son değişikliğimizi de yapalım. Ayağına dolaştırdı topu ya. Güzel açtık önünü. Geçtin onu. Ona geçtim de onu nasıl geçemedim? Ben onu anlamadım. Mükemmel bir gol daha izledik. Kontra tam babasını yapıyoruz İspanyol. Batsunay giriyor maça, takıma. Wellington de mi aktı gitti? Evet. Hat-trick yaptı adam. Daha ne yapsın? Bence güzel oynadık. Hadi bakalım. Wellington ne diyor? Kaleci çıkarıyor. Hata yapmış. 49. dakika olsandan kaçan gol diyor. Çatından kaçan gol diye kaleci çıkardı. Kalecinin becerisi. Yalnız güzel vurmuş. Tarz vurmuş ya sol ayağıyla. Burada güzel pas attı. Aktı gitti. Vurdu gol oldu. Kaleci çıkarıyor. Elleriyle. Parmakların ucuyla. Evet. 3-0.
Geldik Şampiyonlar Ligi maçına. Zuculuğunu oynamak istiyormuş. Peki Zuculuğunu için. Oynatırız. Durut 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 durut. Şimdi. Bulutlara yazdım seni yağmur yürekli. Belki kavuşamam sana, ölüm de gelir. Yanlış tuşa bastım ya. Elim ayağım doğrudur. Neredesin low? İki tane altyapıdan oyuncu çıkardım gençler. Eğer önceki videoları izlemeniz iyiyseniz bunları da göstereceğim. Bir dakika. Fiorello oynasın. Nedir la bizimki ha? Şu Mustafa Güven miydi? Mehmet Güven miydi? Neydi bu? Mustafa Güven ile Kenan Eser'i altyapıdan çıkarttım gençler. Bence güzel oldu ya. Oğuzhan'ın yerine şey gelsin. Bizimki gelsin. Gel bakayım. Kökan Töre'den bize fayda yok. Jean Paul Blatius. Seviyoruz kendisini. İyi bir oyuncudur. Benim için tabi. Muhammed Demirci'yi mi oynatalım? Anlarsan Talisca'yı mı oynatalım? Bir dakika. Quaresma'nın yedeğini Rafinha. İyi ya Rafinha. İyidir, iyidir. Kervin de iyidir. İyidir de. Şurada koyalım ki. Adamı oynatmama rağmen morali düzelmemiş. Ben ne yapayım? Satacağım ya. Para gel, iyi bir teklif yollasınlar satarım. İyi bir teklif olamaz demem ya. Olmaz demem ya. Neyse orta sahalara bir bakalım. Şu gençlere denemek istiyorum ya. Gel bakayım. Orta saha açık. İşte bir forvetimiz var ama onun işi daha uzun. Şu gençe bakmam lazım. Neyse takım güzel ya. Bence güzel. Milli takım için. Milli takım Şampiyonlar Ligi için güzel bir takım. Ama Quaresma'nın hızından şeyim. Tırsıyorum. Yani. Evet. Quaresma'nın formu 32 yaşında gerçi ama. Yani beni endişelendiriyor. Çünkü formda değil. 54 4 evet. Gördüğünüz gibi grupları da iyi bir grubuz. Gruptayız. Kötü bir grupta değiliz. Evet. Bayern, Schalke. Schalke nereden çıktı ya? Stuttgart, Basel. Takımımızda mükemmel bir takım gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek güçte takımımız var. Profesyonelde tabi. First Class'ta biraz yara freni zorlarız ama. Deplasman ev sahibi. Deplasman olsun ya. Hepsini aç abi. Hadi bakalım. Pas futbolu yapacağım her zaman olduğu gibi gençler. Ama kontra atak futboluna da hayır demiyoruz tabii ki. O içine girdi ama onun. O kovanın içine girdi ama. Bir daha girdi. Puanı vermiyor. Geç verdi. Gördünüz mü? İşte böyle şey olmaz yani.
Balanta stoperde iyi bir performans gösterdi. Dinden mütevellit. Luis Adriano. Şatkar yenebilecek güçteyiz. Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek güçteyiz. Hadi bunu kanıtlayalım gençler. Takıma bak be. Takıma bak. O formalar karışabilir ama şortlardan anlarız. Aferin lan sana. Geçtin onda. Şutunu attın. Az farkla. Biraz daha faso verdirseydin keşke. Güzel vurmuş ya. Fena vurmamış. Kuarajma'yı hız için değil teknik için koydum gençler. Takıma teknik bir oyuncuya ihtiyaç var. Orta sahada olmadığı için. Yapmayın çocuklar. Douglas Costa'ya dikkat edin. Güzel. Güzel. Hadi be. Çok güzel vurdum be. Martial. Çok uzaksın ya, çok uzaksın. Ah be takım, ah be. İlk harife işte bu. At geriye. Çok güzel. Şimdi buraya. Hata yapacak o ya. Hataca yapacaktı o ya. Göstere göstere hata yapacaktı o ya. Bu oyuncu dikkat işte bu oyuncu dikkat o oyuncu Bernard var ya Bernard iyi oyuncu ha. Lan arkana bak çok güzel. Lan nasıl kaçar ya nasıl kaçar ya. Güzel orta. Bir kafa gelmedi. Attım pası ama algılamadı. Ulan center şey Martial Wellington'de mi olsa orada attıydı golü ya. Çok güzel Nastasic. Allah Allah nasıl girdi lan oraya? Çok güzel Hakan. Aferin. Şu adamı tut. Sen de onu tut. Güzel sıkıştırdık hadi. Oha ya nasıl müdahale ediyor lan ona? Hata yapacak lan onlar. Çok güzel be. Çıktı mı lan? Aha hata yaptılar. Hadi. Kalecinin attığı yerde olsaydı bu oyuncu. Aha. At şu pası Martial yap. Martial'in pasta eksiği var ya.
Lan kalecinin üstüne nasıl çekiyorsun ya? İşte bu kadar. O kadar açık verirseniz pas futbolu yapan takımım affetmez. Şu Bernard'ı transfer etmek istiyorum ama forvet arkasından birini sattıktan sonra da Talisca ya da Muhammed Demirci'den birini iyi bir fiyata satarsam Bernard'ı almak istiyorum gençler. Hatırlatın. Güzel pas. At bir daha pası. Gökhan Quaresma yetişemiyor. Quaresma yetişemiyor o topa. Güzel. Quaresma girdi la. Kalecinin üstüne nasıl vuruyorsun abi ya? Orta saha geriden orta saha. Zuculuğunu aldın onu. Aslanımsın be Zuculuğunu. Uf, pasın güzelliğine bak. Uf, yetişip geçmedi. Ulan ya. Çok güzel girdim ama içeriye ya. Aktım ya, aktım. Martial'le. Bir Martial daha, evet. Hadi bak. Canerim benim. Korner değil mi lan? Oha. Geçti lan. Kötü pas o ya. Kovalajma'ya niye pas atıyorsun? O Zuculuğunu yatacaktın ya. Şuradaki Zuculuğunu var ya gençler. Şuradaki Zuculuğunu. Onu atacaktım ben ya. Tamam. Sıkıntı oldu çünkü. Bir sıfır ancak daha da gol atabilirdik ya. Martial gol kaçırdı. Birkaç oyuncu daha gol kaçırdı ya. Hata yaptı lan o aslında da. Şansına önünde kaldı ya. Necip. Zuculun al topu Zuculun. Helal lan Zuculuğunu. Nasıl vurdum lan öyle? Yavaşça dokundum ben oğlum. Ofsayt da yokmuş ha. Ofsayt var olabilir diye birazcık bekledim ama. İndiremedi. Çok sıkışıyorsunuz. Çok sıkışıyorsunuz. Ofsayt da yokmuş Quaresma. Birazcık bekleyip kaçsaydın araya pozisyona girdiydin Quaresma ya. Teknik de vardı sende o heriflere geçecek. Adam bana faul yaptı orada ya. Geçmedi ki. Fernando da kaldı. Bizde o top. Lan nasıl geçiriyor? Lan. Geçiremiyor ya. Geçirmiyor. Koş Bendo. Çok güzel bizde o top. İşte bu be. Pası bastıktan sonra geliyor topu alıyor ya. İnanılmaz ya. Lan sanki Yetis'ten gol atacağın artist.
Quaresma formsuz ya. Biliyorum ya ben Quaresma'nın formsuz olduğunu. Tahmin etmiştim onun formsuz olduğunu. Çık Quaresma çık. Gel Kelvin. Çemedi ki. İşte bu. Jean-Paul Bretius. Yine Şampiyonlar Ligi'nde gollerini atmaya devam ediyor. Adamın dipçisin be sen. Sen adamın dipçisin aslanım benim. Gel Quaresma gel. Yanlış yapıyoruz. Seni oynatmakla. Seni forvet arkası oynatmayı düşünüyorum Quaresma şu an. Kanatlarda oynayamıyorsun çünkü. Güzel pas. Sağ kanadı açtık. At Çalhanoğlu'ya. İçtin Çalhanoğlu. Attın pasını çok güzel. Şut. Savunma geldi ya. Adriano'ya koşturma ya. Koşturmayacaksın işte orada. Necip bakmayacaksın adama ya. Helal lan. At pası geriye işemedi. Yüz Adriano çıkıyor. El yok mu hakem? Ne zaman oldu ki saat? Klasik Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu oğlum o adam. Hakan Çalhanoğlu. 80 overall'da da olsa yine girer golünü atar araya. Kim oynatacağız? Kim alacağız? Kanat oyuncusu almayalım. Forvet arkası defansif orta saha. Şu defansif orta saha olarak oynayabiliyorum. Yok. Ama ben oynatırım bunu bak. Hızı iyi değilmiş çünkü. Şurada oynasın ya. Bir bakalım. Bir de Jethro Williams'i düşünüyorum. Şuraya. Hadi bakalım. Güzel geçti. Aktı gitti. Vuruşunu yaptı. Kaleci işaretsiz. Üç sıfır oldu. Şu genç yeteneği merak ettim ya. Şu genç yetenek var ya yeni giren. Helal lan Marti. Alt geriye bakayım şu genç yeteneğe bakalım. Oo tekniksin. Hakan niye bakıyorsun Hakan? Gerçi enerjin yokmuş. O kadar da olsun. Helal lan Jetro. Hop. Adamdan dalga geçiyor ya. Güzel pas. Bir çalım daha. Hop. Lan girseydin araya keşke ya. Kaçsaydın aradan. Çok güzel bir hava kontrolü de var. Hava top kontrolü de var adam. Genç yeteneği. Helal be Zuculoni. At pası şuraya. Çok güzel. Geçemedim ya. Geçip önümü açacaktım da açamadım. Güzel. İstediğimizi aldık.
Daha organize olabilirdik ama bu skor da bizim için yeterli. Takımın şeyinde ataklarında hiçbir sıkıntı yoktu yani. Ancak top fazla çeviremedik ya. Biraz fazla top çevirseydik belki daha da farkı açabilirdik. Ama genel olarak Shotgard'dan daha iyi oynadık. Zaten skorda da yansıyor. Bence güzel oynadık ya. Taraftarlar da seviniyor. Sevinci boğdu taraftarlar da. Şu Martial'ın pozisyonu nasılmış? Vuruyor. Yan dar out. Vay be. Volatius da vurmuş. Kaleci çıkarmış. Golü nasıl? Gol hangisiydi? Ha şu. Of, Necip'in pasına bak Hakan'a be. Hakan da sol ayak. Volatius giriyor içeriye. Bir Messi edasıyla bir vuruyor. Kaleci çaresiz. Burada da Hakan Çalhanoğlu atmış yine. Vuruş. Kaleci çaresiz. Evet, başa sardı. Gördüğünüz gibi genel olarak daha iyi oynadık. Takımın istatistikleri de gördüğünüz gibi Necip 8.4. Quaresma oynayamamış. Zaten benim dikkatimi çekmişti. Onun dışında Kervin sonradan girdi. 5.5'te oynamış. Çok iyi oynayamamış o da. Mustafa Güven'i beğendim. Defansif orta sahada. Yani ilk kez oynayan biri. Takımda ilk kez maç yapan. Maç oynayan biri olarak. Bir oyuncu olarak. Beğendim onu. Pedro Franco endişeliymiş. Zucurin de teşekkür etmiş. Patrice de oynamak istiyormuş. Evet, bir maç daha atıyoruz ve videomuzu bitiriyoruz gençler. Hadi bakalım. Yani Quaresma biraz sıkıntılı bir oyuncu. Çünkü yaş olduğu 32. Hızı desen gördüğünüz gibi koşu hızı 69, 68 hızlanma. Tekniği var Quaresma'nın. Tekniği olduğundan mütevellit. Onu oynatıyorum. Martial da 80 olmuş. Benektin'de zaten 80'di. Gökhan Töre'yi oynatmak istiyorum. Moralsiz olduğundan mütevellit ama. Şimdi Patrick mi oynamak istiyor? Gel la Patrick. Neredesin? Patrick. Oyna bakayım. Şuraya kim alalım? Pedro Franco oynamak istiyordu. Evet. Caner'in yerine verin. Jetro. Defansif orta sahaya kim gelebilir abi? Thomas gelebilir. Oğuzhan orta sahada oynar. Thomas gelsin. Thomas'ı denemek istiyorum ya. Orta saha Suculoni'nin yerine kim gelsin? Fatih Aydın diyor. Suculoni'nin yerine Fred gelsin ya. Evet. Hakan'ın yerine Talisca olabilir. Muhammed olsun ya. Muhammed iyi oyuncudur. Yani Beşiktaş zamanının diğerini bilemedi ama iyi oyuncudur yani. Quaresma'yı beğenmedim abi. Yani beklediğimden daha hayırsız çıktı diyebilirim Quaresma için. Şunu şuraya çektim. Centurion'u Rafinha mı? Centurion ya. Caner'i al. Yerine defans. Sol bek falan koy. Şu Kenan Eser'i oynatmak istiyorum. Ama nerede oynatacağım? Oynatacak yer yok. Oblak gel bakayım. Sen bir iyi kalecisin abi. Jan Oblak. 23 yaşında aklı başında diyor.
Gökçen Töre büyük bir ihtimal gider transfer sezonunda. Çünkü fazla şans bulamayacak. Çok fazla alternatif var ya takımda. Gökçen Töre gelir. Quaresma'nın yerine başka bir oyuncu alacağım. Alacağım derken yani satacağım. Ya da takas olarak kullanabilirim ya Quaresma'yı. Geç satmam lazım almam için değil mi? Rafinha gel bakayım. Şu yeni forveti Kenan Eser'i denemek istiyorum ama denesem hiç bilemedim. Deneyeyim ya. Şuraya alayım. Kendisini merak ettim. Genç bir yetenek. İyi bir yetenek mi, kötü bir yetenek mi? Bunu oradan anlayacağız. Dışkırık tuttu beni. Evet. Takımımızda bu şekilde. Şu stoperlerde şey yok. Karim Rekik. Etkarlı uzun zamandır oynamadı. O oynasın ya. Evet oynalansın. Balanta'yı da şuraya çek. Yok. Pedro Franco oynasın. Evet. Muhammed Demirci'nin yerine bir tane tamam Talisca varmış. Talisca ilk 11'e alsam. Yok ya Muhammed Demirci oynasın. Böyle olsun ya takım. Şu Kenan Eser'i merak ediyorum çünkü. Skora katkı yapacak mı Gaziantepspor maçında? Şayet yaparsa çok iyi olur benim için. Bir genç yetenek bulmuş olurum. İyi bir genç yetenek yani. Daha kaç yaşında la? Bilmiyorum ki. Neyse, hadi bakalım. Fenerbahçe 2. Kayserispor 3. Bursaspor 4. Galatasaray 5. Trabzonspor 6. olarak devam ediyor gençler. TFF Spor Kupayı gördüğünüz zaten. Bunların hepsini gördüm. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar ne alemde onlara da bakabiliriz. Bayern Münih yenilmiş de Paris Saint-Germain'e. Biz de grubumuzda lideriz. Gördüğünüz gibi. Evet. Güzel gruplar var. Yani. Fenerbahçe yenilmiş Şampiyonlar Ligi'nde. Başka da bir takım göremiyorum. Türk takımı olarak. Avrupa Ligi'ne geçersek Trabzonspor yenilmiş 5-0 Tottenham'a. Galatasaray 2-1 yenilmiş Inter'e. Bursaspor berabere mi kalmış Brann diye bir takımla? Başka da yok herhalde ya Türk takımı. Var mı? 3 tane Türk takımı var herhalde. Evet 3 tane. Evet. Traore'yi övmüş. Şey, Sergen Yalçın diyor. Evet, 3,5 milyon euroya aldım adamı. Biz birkaç maç sonuna 6 milyon euro oldu adam gördüğünüz gibi. Ondan iyi kar yapacağız herhalde. Birazcık daha geliştirirsek. Neyse biz maçımızı atalım. Hadi bakalım. Haydi Bismillah. Hadi bakalım Gaziantep. Gaziantepspor'un Antep fıstığı meşhurdur. Baklavası meşhurdur. Baklava. Vodafone Arena'da mı oynuyoruz bu maçı? Herhalde Vodafone Arena'da Antep'te oynasaydık ya. Baklava yemeye giderdik. Bir baklava yerdik öyle gelirdik maça. Daha doğrusu ben yerdim. Şeylerde futbolcularda paket yaptırırdım. O yemesinler onlar şiş kilo alırlar maçtan önce şey olurlar. Şişerler maça form şey olarak girerler. Olmaz ya. Şu lig durumu böyle. 5'te 5'le gidiyoruz. Fenerbahçe 4'te 5'te 4 gol şey galibiyet almış. Hadi bakalım. Rafinha ve şeyden çok şey bekliyorum. Centurion'dan. Onlar benim gizli silahlarım. Direkt silahım
Wellington demem ama onlar benim gizli silahlarım. Beni lan oğlum alas bas. Aha tuttu lan. Ben beklemiyordum o basın tutacağını ama. Razak mı? Güzel. Güzel geçti lan. At sola. Çok güzel. Ayağından açma ya. Ayağından lütfen açma şu topu ya. Güzel kontrol. Muhammed. Beğendim kontrol. Yanlış pas attı ama. Neyse tuttu ama en azından. Geçirmedi lan. Nasıl geçirmez oğlum o adam? Çok kötü pas ya. Çok kötü pas. Yetişti be. Aha aldın o. Oğlum o nasıl pas ya? Hata yaptılar. Geçtin onlar Fred. Geçemedin. Helal lan sentri. Oha! Oha! Nasıl direğe nişanladın ya? Ulan Rafinha nasıl direğe nişanladın ya? Ondan mı çıktı? Bizden çıkmadı değil mi hakem? Ya o nasıl benden çıkıyor ya? Tamam bizde o top. Helal Patrick. Kimse yok mu lan ileride? Geçirmedi ya. Nasıl geçirmez o onu ya? Hayır. Al pası. Güzel. Sen de şuraya at. Sen de şuraya at. Sen de ortaya çek. Heh. Geçtin onları. Çok güzel. Attın pası araya. Nasıl kaçıyor pozisyon Rafinha'ya? İkinci oldu ya bu. Ama Muhammed Demirci çok iyi geliyor ha. Hadi hadi hadi. Bak orada Wellington nem de bastı. Adam kaptıracak yani. Hiçbir şey yapamayacak orada. Ama basmıyor. Üç oldu bu. Üç. Yavaşça vuruyorum. Hayvan gibi abanıyorlar ya. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Böyle hayvan gibi abanmayı nasıl beceriyorsunuz ya? Bak ya. Bilerek ki şey yapıyor ki nerede atacağımı biliyor ki. Lan ne yapıyorsunuz ya? Bakıyor ya, bakıyor. Rafinha niye bakıyorsun orada? Seni bakmak için mi aldım ben? 9,5 milyon euroyu. He? Lan al artık şunu sen de. Artık lan. Tır artık bu nedir ya? Kaç Wellington'dan? Çok güzel. Centurion. Centurion. Koşla koşla. Orta güzel.
Bir kafa daha kaleciyi hiç kıramadı. Muhammed Demirci. 1.70 boyuyla türlü türlü huy var. Helal lan Muhammed. Çıkaramadı kaleci. Gaziantepspor'un kalecisi. 40. dakikada Beşiktaş 1-0'a geçti. Muhammed Demirci'nin kafa golüyle. İnanılmaz değil mi? One nil diyor hakem. Şey spiker. Lan at pas artık. Geç kaldın. Yapma çocuklar, yapmayın çocuklar. Alın topu, alın topu. Güzel. Çok güzel indirdi be. Çok güzel indirdi de bizim oyuncuların hiçbir orada yakıştı. Lan atana çıkıyoruz. Ata. Kontra ata çıkıyoruz abi. Kontra ata. Nasıl bitiriyorsun ya? Güzel çekmiş ama. Çok güzel çekmiş. Rafinha mı? Gol olmamış. Centurion da kaçırdı. Rafinha iki defa kaçırdı. 4-0 olmuştu lan şimdi. Karnım şişti ya. Frik mi? Güzel pas. Sen Centurion'sun. Onlar sana yetişemez. Bağın geçirmedi ya. Ama güzel geçiyordu herif ha. Sağ yapıp solundan geçecekti ama geçemedi. Oğlum neredesiniz siz lan? Offside? Yok mu offside? Ha varmış. Ağzım bunu da attırdım ha. Offside yoksa. Böyle şey olmaz ya. At şuraya. Ha güzel. At sola. Çok uzak duruyorsun Wellington'dem. Çok uzak duruyorsun. Lan kaç artık sende. Hayvan eti yemiş. Kaçamıyorum bir saat. Dünyanın en hızlı forvetlerinden birisin bir de ya. Bir saat kaçamıyor ya. İşte bu be. Mükemmelsin sen be. Verdiğin her paranın. Oha hakem. Oha hakem. Oha. Şerefsiz hakem. Adam orada yamuluyor. Hiçbir şey yok. Şu pasa bak ya. Attığı pasa bak herifin ya. Uzaklaştır gitsin ya. Çok güzel pas. At pası. Offside lan offside. Nereye gidiyorsun aslanım benim he? Gol mü atacaksın? Geçirmedi lan şikesinden geçirecektim geçirme. Yık onu herife al o topu. Lan alsana şu topu. Oha ya hiçbir şey yokmuş şimdi orada. Aha hata yapmış Saftarik. Güzel pas. Ne oluyor lan? Topa ne oluyor oğlum? Adam gidemedi lan topa. Çok güzel. Bir ne değişiklik yapacağım dur bakayım. Yok öyle ya mı? Epo yapıyor zaten. Takımda ne eksik var? Gökhan Töre gibi bir adamın eksikliğini hissediyor muyuz?
Gel la dükkan. Gel bakalım. Bunu da deneyeceğim ya. Belki gol atar. Wellington'dan gol atamadı ama. Yok la, Wellington'dan çıkarmayacağım. Ya da çıkarmaz. Şöyle yaptım. Yanlış oldu. Şöyle yapacağım. Şunu da şöyle yapacağım. Evet. Son değişikliği de sonradan bakarız. Şu Mehmet Güven'i, Mustafa Güven miydi? Neydi lan o adamın adı? Genç yeteneğin adı neydi bak ya? Paslaşıyorlar ya. Helal lan Gökhan. En azından müdahale ettin. Topun istediği yere. Bak bak bak. Gördünüz mü gençler? Bu oyunun bu hatasına sinir oluyorum ya. Diğerleri bakıyor. Niye bakıyor adam? Adam orada beklerken. Allah şu topu. Güzel pas. Orada kimse yok mu? Gökhan, Gökhan çok yavaşsın. Değilsin Gökhan. Atı golü. Atı golü Gökhan. Gol. Bir dakika. Gol attık madem hemen değişikliğimizi yapalım. Değil mi? Böyle güzel. Kenan'ı merak ettim. Kenan. Uf, Kenan'a bak. Kenan'ın içinden bir şey çıktı. Hakan Çalhanoğlu çıktı. Kenan kaçsana geç Kenan. Kenan kaçsa orada. Neredesin Kenan? Al. Aferin lan Kenan. Geçirmiyor ki Kenan'ını. Geçirmiyorlar. 73 overall'lı Kenan'ımı geçirmiyorlar. Kenan koş. Kenan koş. Oha top nereye gitti lan? Koş 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 koş. Güzel kaleci de. Lan daha çıktık ya. Daha çıktık. Niye bitiriyorsun maçı ya? Kenan'ı deneyecektim ben de güzel ileride ya. Kenan beklediğimden iyi çıktı. Hızı var çünkü Kenan'ın. Kenan'ın hızı var. Hızlı bir forvet. İyi bir paraya satabiliriz Kenan. 10 milyona, 15 milyona satabiliriz. Ulan Rafinha. O nasıl direğe nişanlama ya. Abi gol. Muhammed Demirci.
Gökhan Töre'nin kafasında kaleci çaresiz. Ulan nasıl direğe nişanladın ya? Man of the maçta Alvarez Balanta olmuş. Muhammed Demirci 8.1, Wellington Nem 8.1, Gökhan Töre 7.5, Fred 7.5, Pedro Franco 7.9 diyerek gidiyor. Takım olarak iyi oynadık. Fena oynamadık. Verdiğiniz şans için teşekkürler diyor. Rica alar diyoruz biz de. Gökhan Töre'den mükemmel performans. Oo, parayı iyi para ediyor Gökhan'a. 15 milyona satarız Gökhan. 8.5'a almıştım sadece. Evet, dur bakayım. Şuradan bir basın demecimizi verelim. Kimi övüyoruz? Wellington Nem'i övelim. Evet. Boletius oynamak istiyormuş. Peki bak. Takım olarak iyiyiz bence. Bursaspor maçına hazır beden hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Evet. Gençler ya da yaşlılar ya da her yaştan izleyiciler. Takımımız bence güzel gençler. 20-42'de 42 oyuncu dolu gençler gördüğünüz gibi. Altyapıdan da oyuncu çıkardım bu arada. Kirada da oyuncum var. Aberdeen'de kiralık. Akçapont'ta kiralık. Keşke biraz gelişseler. İyi bir paraya yollarız. Okan Adil Kurt 63. 61'de değil mi? Buradaki. Takımdaki. Bu da biraz gelişmiş. Güzel olmuş. Şu gelişmiş mi? Bu da gelişmiş. Evet, Akser Belediyespor. Başka da yok zaten. Evet. Bence güzel takım kurduk. Başka ne diyecektik? Kelvinimiz de var. Quaresma'yı yollamayı düşünüyorum. Şayet transfer sezonunda iyi bir teklif gelirse. Onun dışında da fazla bir şey diyeceğim yok yani. Batsunay'a 9,5 milyon euro verdim. Evet. Bu adam bayağı gelişebilir ya. Yani bir Messi'yi düşünürsek, Messi'nin ilk overall'ı 78'di gençler ve 19 yaşındaydı FIFA'da. O yüzden bir Messi kadar etki yapmasını bekliyorum Kenan Eser'in. Messi kadar olmasa da işte bir 89-90'lık overall'a çıkacak şeyi var, potansiyeli var. Evet, Abubakar artı 6,5 milyon euro. Gördüğünüz gibi gençler. Vallahi takımda düşünmediğim oyuncular var. Yok dersem yalan olur ama iyi bir teklif gelmezse halinde satarım. Aksi takdirde satmayı düşünmüyorum hiçbir oyuncumu. En az kendi denginde paraya satmayı düşünüyorum yani. Şimdi bu videonun da bu kadar olsun gençler. Bu arada kim yükselmiş, kim düşmüş? Sen daha niye yükselmedin lan? Satacağım çok oyuncu var ya. Şimdi satmazsam sıkıntı olabilir.
Bak mesela Quaresma 80'e düşmüş. Yerine Deulofeu düşünüyorum gençler. Quaresma'nın yerine. Olmazsa Adama da olabilir. Şu transfer etmeye çalıştığım oyuncu var ya Adama. Da var mı? Deulofeu'yu düşünüyorum gençler. Quaresma giderse. Onu da alamazsam Rafa, Adama gibi şu Barcelona B'de oynayan yine Adama adlı futbolcuyu düşünüyorum. Onun dışında daha fazla bir transfer yapmayı düşünmüyorum. Şayet forvet arkası atarsam burada iki tane hazır zaten. Bunlar da hazır. Kaleci de hazır. Kaleci satarsak. Pirini eğer performansı da oynarsa büyük ihtimal teklif gelecek de transfer sezonunda. Pirini iyi kaleci çünkü. Neyse gençler. Bu videodan da bu kadar olsun. Kaç gol atmışız? 19 gol. 6 maçta 2 de gol yemişiz. Averajımız da 17. Gördüğünüz gibi böyle bir puan durumunda gerçekten iyi bir durumdayız yani. Bence iyi durumdayız. 6'da 6 yaptık. Bunun haricinde Şampiyonlar Ligi'nde 1'de 1 yaptık. Stuttgart'ı yendik. Basel ve Bayern var. Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen. Onlar da yenip gruptan lider çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz tabi. Diğer gruplar kaç tane grup? Çok tehlikeli gruplar var mesela bu. Hangisi? Bu değil. Bu da değil. Bak bu grup tehlikeli mesela. Yani grup fazla tehlikeli değil. Şu Anderlecht'in sonuncu olacağı belli gibi bir şey burada. Onun dışında geri kalanı tahmin etmek zor. Anderlecht en kötü takım burada. Burada da çok fazla 3 tane dünya takımı var lan. Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Münih. Helsingborg'un yerine de Real Madrid olsaydı mesela fıstık gibi grup olurdu. Şu grup fena değilmiş. Çok zor grup bir değildi ama fena bir grup değil. Onun dışında iki tane dediğim bu grup var bir de. Bir de o grup var. Başka da fazla grup yok herhalde. Avrupa'ya yine bakmaya gerek yok ya. Evet, Bursaspor berabere kalmış. Çok fazla zor grup yok ya. Çıkacaklar belli ya. Büyük bir ihtimal çıkarlar. Favoriler. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun gençler. Gelecek F14 Beşiktaş kariyeri 55. bölümde ve bundan sonraki CSGO videomuzda hangi seri olur? Tahmin etmek zor. Hangi CSGO oyununda hangi seriye çekelim? Onu kararlaştırmadım daha. Bursaspor, Basel ve Kasımpaşa maçlarını gelecek videoya atacağız. Şu maçlar, milli takım maçlarını ben oynuyorum zaten, bildiğiniz gibi. 55, şurası 56, 57, şurası 57, 58. 58, 59, 60. 3. bölümde transfer sezonunda geçeceğiz herhalde. Tahminime göre. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Dediğim iki videoda da görüşürüz. Hadi gittim ben. Yaşar.